Merhaba arkadaşlar, PES Yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021'de MyClub'da top açılımları yapacağız. Ve 1580 coin'imiz var arkadaşlar. Hemen temsilciler kısmına bir girelim. Pazartesi günü gelen şu anda biliyorsunuz oyuncular var. Bunlar Manchester City ve Tottenham oyuncuları arkadaşlar. Üçerden olmak üzere 6 tane top açılımları yapacağız. Burada kimler var bir bakalım. Harry Kane, Son Heung-min, Sanchez, Endombele, Loris, Sissoko, Eric Dier, Hojbjerg, ekranlarımıza görünen isim şu 3 isim dışında burada kim gelirse gelsin bize üzmeyecek isimler olarak ekranlarımızda görünüyor. Bir de City'ye göz atalım. Hepsi siyah top yine karşımıza çıkan. Kevin De Bruyne, Sergio Aguero, Raheem Sterling, Ederson, Laporte, Rodri, Ake, Ferran Torres'i görüyoruz arkadaşlar. Koleksiyoncu kutusu yine gelmiş standart pazartesi günleri bizim karşımıza çıkan. Burada da 300 top var, 30'u siyah ve %11 siyah top çıkma ihtimali var. Messi, Lewandowski, De Bruyne, Mbappe diye gittiğini görüyoruz arkadaşlar. İşinize yarayan isimler, kadronuzda olmayan beğendiğiniz isimler varsa buradan da top açımları yapabilirsiniz. Özel temsilci diyelim. Tottenham diyelim arkadaşlar. İlk topumuzu Tottenham'dan açalım. Bu arada bir Tottenham, bir City, bir Tottenham, bir City şeklinde gideceğim. Öyle bir totem yaptım. Bakalım kimler çıkacak? Hep beraber görmüş olacağız. Sağ ayaklı bir isim. Sanchez midir bu? Değil. Sissoko geldi arkadaşlar. Son 3 gelmesini istemediğimiz isimlerden biriydi. Ama yine göbek oyuncusu, fizikli bir oyuncu işimize yarayacak isimlerden biri olabilir. Onu kadromuza dahil ettik. Şimdi City'den açalım. Dediğim gibi sıra sıra gideceğim. Bir City, bir Tottenham şeklinde bakalım. Manchester City'den ilk topumuz kim olacak? Bu arada sizlere de kimler çıktı lütfen yorumları yazın. Biliyorsunuz hepsini okuyorum. İyi bir top açılımı sizler için oldu mu? Bunları da merak ediyorum. Gerçekten de hemen bir bakalım kim çıkıyor. 16 numaralı formasıyla Rodrigo geldi arkadaşlar. O da yine bir defans orta saha oyuncusu. Yani Rodri bence iş yapacak DOS oyuncularından biridir. Fullendikten sonra Sergio Busquets tarzı isimlerden biri. Hani sizi memnun edecek düz oyunculardan biri ama yine de tam bir görev oyuncusu diyebiliriz. Tottenham'a geçiyoruz. Tottenham'daki ikinci top açılımımızı yapacağız. Bakalım kimi bulmuş olacağız. Bu kez Son Heung-min olabilir mi acaba bu? Eğer 7 numaralı formaysa ki evet, benim gerçekten de keyif aldığım, oynamaktan keyif aldığım, memnun olduğum isimlerden biri. Güney Koreli oyuncu Son Heung-min de geldi arkadaşlar. Onu da kadroya dahil etmiş olduk. Ve bence ikinci toplumda işe yarayan bir ismi bulduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi yine Manchester City ile devam edelim. Bakalım kimi bulacağız. Bir Agüero gelirse beni mutlu edebilir. Çünkü bu sene hiç kullanma fırsatım olmadı Agüero'yu. Deneyebilirim en azından. Yine mi Rodri? Zannediyorum yine Rodri arkadaşlar. Evet. Temin övdük ya, hemen ikinciyi yapıştırdı bize Konami. Gerçekten bu en büyük sorunlardan biri şu anda. Neyse, onu da kadroya dahil ettik ve geçelim Tottenham'daki bir diğer son top açılımına. Bakalım bu sefer karşımıza kim çıkacak? Bunu da hemen görmüş olacağız sizlerle beraber. Yine Son Heung-min. Yani bunu yapıyor arkadaşlar ne yazık ki. Tamam, fullenmek için belki faydası olabilir. Ama hani farklı oyuncuları kadroda barındırıp onlardan keyif almak adına gerçekten sıkıntılı bir durum. Yani bilmiyorum sizler de yaşıyor musunuz ama ben pazartesi günü yaptığım top açımlarda bunu genellikle yaşıyorum. Ve gelelim son kez Manchester City'deki son topu da açalım. Daha sonrasında da videomuzun sonuna gelmiş olacağız arkadaşlar. Liverpool ve Liverpool ikonlarıyla ilgili bir top açılımı yapmayacağım. Zaten 1580 coin vardı. 6'sı gitti, 980 coin kaldı. Boş harcamak istemiyorum. Hani orada bulma ihtimali daha zayıf olduğu için. Burada da Ake'yi bulduk. Geçen sene gri topta ama ben 2019'da falan gri topla oynamaktan çok keyif aldığım isimlerden biriydi Ake. O da hem stoper hem sol bek oynayabilme özelliği var. Bu sene City'de forma giyiyor. Onu da kadroya dahil ettik arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. 5000 aboneye doğru gidiyoruz. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. 5000 abone, daha sonrasında hedef 10.000 abone. Ve sizlere güzel videolar sunmaya devam ediyorum. Elimden geldiği kadar vakit buldukça da görüntülü videolar atmaya devam ediyorum. Serdar'la challenge'larımızda özellikle görüntülü videolar hep olacak.
Ama bundan sonrası için dediğim gibi bu video için like atmayı ve hala abone değilseniz Pes yani kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlarım. Hoşça kalın.